Uzun konuşuruz yani, daha saatlerce bile konuşulur ama olumlu olduğu zaman Siyahtan beyaza aslında geçelim biraz. evet biraz öyle olacak. Olumlu olduğunda Türkiye'de özellikle çok haber değeri bile olmuyor işler yolunda gidince. Trabzonspor transferlerini de yaptı, takviyelerini de yaptı Selahattin Kınalı. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyor. İşler yolunda, moraller yerinde Trabzonspor'da. Kasımpaşa'da da en az önceki Ergin'in söylediği donk yok, cezalı. Kasımpaşa'nın şeyi gibi yani, semenlere Evet, direği direği gibi gibi, evet. ortada. Trabzonspor sol beke bir takviye yaptı. Diğer genç çocukları uzun vadeli düşünmek lazım. Belki Taha'yı Abdullah Hoca'nın epeydir izlediğini biliyoruz. Yani Taha kariyerine göre epeydir. Saha sonuçta 2 yıl, 1,5 yıldır sahalarda bir sorumluluk alırken görüyoruz. Belki bazı maçlarda sağ stoper olarak onu düşünebilir. Hüseyin Türkmen'in geleceğinin ne olacağına dair soru anlamlı bir cevap bulmuş değil henüz. Kiralama teklifleri var. Abdülkadir Ömür örneğinde olduğu gibi işte özür dilemiş, hocanın tekrar şans verme ihtimali belki var. Ama özellikle hani kötü oyunundan ziyade Hüseyin için CV'sine asıl kötü not olarak düşen, oyuna girerken arkadaşına ev sahibi gibi davranmamış olması. Yani her kendisi sonuçta Trabzon'u yetiştirdiği bir çocuk. Dışarıdan gelen kim olursa olsun senin konuğun, Hüseyin'in de konuğu. Ona o yaşadıkları çok sağlıklı şeyler değil. Yani herkes o stresi yönetemeyebilir. Hüseyin'in de hataları olabilir. O anda da bir kopma yaşıyor olabilir kafasında. Görmemiştir bile belki. Ama işte profesyonel işlerde bunlar mazeret olmaktan çıkıyor. Her zaman karşına, önüne konan şeylere dönüşüyorlar. Trabzonspor içerideki Kasımpaşa ve Konya maçlarından 6 puan çıkararak tamamen Avrupa'ya odaklı yeni bir strateji geliştirme peşinde aslında. Asıl gizli plan bu. Bu iki maçtan çıkarılacak 6 puan sonrası Şampiyonlar Ligi hesaplarına başlayacak Trabzonspor. Ne yapabiliriz? Nasıl takviyeler yapabiliriz? Çünkü Trabzonspor'un eksikleri var. Özellikle sağ stoper. Bir de kadroyu ne kadar koruyabiliriz? Şimdi Uğurcan'a teklifler gelecektir muhtemelen. Uğurcan sonrası için çok tecrübeli bir kaleci arayışı var kafalarda. Onu biliyoruz. Uğurcan'ı tutamayız. Trabzonspor tutamaz artık. Tutmasın da zaten. O Türkiye Ligi'nin üzerine bir kaleci. Şu an puan tablosunda Trabzonspor 9 puan farklı önde duruyorsa Uğurcan'ın eldivenleriyle duruyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Belki çok fazla hakkı verilmiyor ya da görülmek istemiyor. Hani kazanınca sen hep haklı oluyorsun. Kazanırken hatalarını görebildiğin ölçüde gelecek inşası için umutlu konuşabilirsin. Bu arada gelecek 5 maçı da geldi ekrana Trabzonspor. Şimdi Kasımpaşa maçını bekliyor dedik. Ardından da oldukça zorlu rakipleri var Trabzonspor'un. İttifak Holding, Konyaspor. 2 maçı içeride oynayacak olması tabii ki bir avantaj. Ardından Alanyaspor deplasmanı, Kayserispor ve Fenerbahçe deplasmanı. Belki de bir kırılma fikstürü denilebilir mi acaba Trabzonspor açısından? Trabzonspor için kırılmaktan bahsetmek için çok erken. Trabzonspor için kırılmadan bahsedeceksen 2 maç üst üste 6 puan kaybetmesi lazım en az. O da en az yani. Ki Trabzonspor'un yönetimi ve başındaki teknik adam yani çok heyecanlı, panik yapacak adamlar değiller. Öyle olmadıklarını transfer politikalarıyla ve bu seneki yönetişim felsefeleriyle bize gösterdi Trabzonspor yönetimi. Ve sağda da teknik adamı gösterdi. Ben panik yapacağını düşünmüyorum. Kaldı ki Trabzonspor'un kadrosu 2 maç üst üste berabere kalabilir. Kaldı da zaten ama 2 maç üst üste kaybedecek bir kadro değil. Bunu niye rahatlıkla söylüyorum? Trabzonspor'un oyun aklı Türkiye ortalamasının üzerinde. Hem oyun aklı, sahadaki oyun aklı hem kenardaki. Hamşik gibi bir oyuncu var. Trabzonspor Hamşiksiz Galatasaray'dan İstanbul'dan 3 puan çıkardı. Bu önemli bir ayrıntıdır. Oyun aklının yarısı kenardaydı Trabzon'un. Şimdi o da katılacak. Abdullah Avcı ve ekibi şöyle bir doğru yaptı bana göre. Hamşik'i Galatasaray maçını sahaya atabilirdi. Atmadı. Galatasaray maçını kaybetme pahasına Hamşik'i kalan maçlara sakladı. Bu teknik adam doğrusudur. Bunu teslim edelim. Fakat buna rağmen Trabzonspor Galatasaray maçını Uğurcan'ın müthiş performansıyla bir de kazandı yani. Ekstra 3 puandır o. Yani Trabzonspor'un 54 puanı var. Trabzonspor ben 52 puan diye düşünüyordum bu haftanın bitiminde. 52 puan iyidir diye. Ekstradan 2 puanı daha oldu. Trabzonspor'un bu saatten sonra tabii ki matematiksel olarak şampiyonluğu ilan etmedikten sonra Türkiye'de her şeye hazırlıklı olmak lazım. Hem futbolun gerçekleri var hem de Türkiye'nin gerçekleri var.
O yüzden kimse Trabzonspor şampiyondur dememeli zaten ama dememesi gereken asıl adam Abdullah Avcı demiyor zaten. Sahadaki 11'de bunu söylemiyorlar. Yönetim de zaten bu konuda dikkatli davranıyor. Bu hem en yakın takipçinin Konyaspor'a saygısızlık hem de işine saygısızlık olur. İş ciddiyetini elinden kaçırdığın anda ne olduğunu anlayana kadar bir anda bakmışsın puan puana bile gelmiş olabilirsin yani. Evet, Trabzonspor geçmiş deneyimlerinden biriktirdikleriyle bu hataya düşmüyor. Düşmeyecek de zaten. Bana göre Kasımpaşa ve Konya maçlarının alınacak 6 puanla da yeni bir sayfa, yeni bir döneme girecek Trabzonspor ve camiası. Gelecek maçları gördün Ergin sen de. Yine yapılan hamleleri de malum biliyoruz. Senin Trabzonspor'dan beklentin? Ya sezon Trabzonspor'un sezonu. Ne demek bu? Tecrübe dediğin şey uygulanmadığı sürece, hayata yansıtmadığın sürece hiçbir anlamı yok. Yaşanmışlıklar dediğin şey, ileriki yaşlarda aynı şeylerle karşılaştığın zaman o dönemi aklına getirip, o dönemden ders çıkarıp aynı şeyi yaşamamak için farklı bir metot uygulamaktır. Biraz onu yaşıyor Trabzonspor bu sene. Yani orta ve uzun geçmişte yaşadıkları Trabzonspor'a bu sene çok daha fazla bir olgunluk. Bu arada çok özür dilerim, bir transfer gelişmesi geldi ekrana, onu da aktarmış olalım. Fraport'tan Antalyaspor'da bir ayrılık var. Başakşehir'den kiralanmıştı Crivelli, hatırlayacaksınız. Oyuncunun sözleşmesinin feshedildiği bir son dakika transfer gelişmesi olarak duyurmuş olalım. Ergin evet. Devam edelim. O olgunluğu yaşıyor. Bu olgunlukla beraber genelde biz Trabzonspor'u şehri, değil mi Selahattin abi, oralı karakteristik özellik olarak tez canlılığıyla bir. Bizim Ali Kemal Yazıcı abi der ki ya biz çayı bile iki yudumda içiyoruz. Ne sabrı der mesela. Abdullah Hoca hem kendi yaşadıklarıyla ilgili hem de teknik direktör tarzı vardır Abdullah Hoca'nın. O korunaklı oyun dediğimiz şey oyun. Şimdi bunu skorlar da alarak şehre bunu bir kere inandırdı şehri. Yani inanılmaz bir şey oldu. Bu oyunun da aslında yani bu skorlarla bu oyunun sizi hedefe götürebileceğini, topa basmanın gerekliliğini inandırdı şehre. Çünkü niye tabela yaptı? Kazandı maçları, yukarı gitti. Ve zaten lazım olan buydu Trabzonspor'a da. Çünkü bazı anlarda, bazı dönemlerde öyle yapmaması gereken şeyler yaptı ki Trabzonspor tarih serüveni içerisinde. Hep zararını kendisi gördü. İnsan ne ederse kendine eder derler ya. Şimdi onu yaptı. Bu sene herkes topa basıyor. Şu Galatasaray maçı kaybedilseydi, hani oldu ki hatalar yapılmadı, 1-0 bitti. Bak o hikaye çok farklı bir yere gidebilirdi. O kırılma dedin ya, o kırılmaları çok kırdı sene, bu sene Trabzonspor. Hep deri ölüm kalım maçına çıktığında hep ölen vardır. Trabzonspor ölüm kalım maçına çıktığında hep öldürdü bu sene. Ve arka tarafın moralini boza boza gitti. Evet. Öyle dakikalarda öyle maçlar katıp öyle goller attı ki resmen gardını düşürdü arka tarafın. Şimdi evet, matematik bize şunu söylemiyor ama büyük oranda artık Trabzonspor'un şampiyon olduğunu büyük oranda düşünüyorum. Yani öbür taraf bir kenarda dursun. Trabzonspor yönetimini de çok tebrik ediyorum. Yani ta geçen senenin devre arasından başlayan hikaye, Bakasetas'larla, Berat'larla başlayan hikaye. Yaz transfer dönemi çok ideal. Ve bu transfer döneminde, ara transfer, Visca falan, harcamaları da anladım. Çünkü bunu dört büyükler içerisinde sadece Trabzonspor'da anlarım. Niye? 4 yılı yayıyor harcamaları ya. Şundan da şeyde takılmıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum ben. Yaş, maliyet yüksek gibi görünüyor ama niye anlıyorum bunu biliyor musun? Ben Visca'ya mesela Trabzonspor bunu verse normalde eleştirirdim bunu. Niye eleştirmiyorum biliyor musun? Hayır, bu kadar şans gelmişken bu sene ben anlarım Trabzonspor'u. Yani eyvallah ya, yapabilirsin. Çünkü bu kadar ayağa kadar gelmişken şans hiç boşluk bırakmak istemiyor. Trabzonspor yönetimi Abdullah Hoca'ya çok iyi imkanları sundu, çok geniş imkanları sundu. Abdullah Hoca da sahada skorlarla bunun karşılığını verdi diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu sezon Trabzonspor'un sezonu. Zaten yarışmacı takımlar içerisinde bakalım, Konyaspor'a da çok şiddetle saygı duyarak Darko Maç'tan bol dömlek çıkartıyoruz. Ama biz genelde dört büyük üzerinden okuruz ya, hata da yaparız zaman zaman bu işi. Baktığın zaman orada olmayı dördünün içerisinde kim hak ediyor dediğin zaman zaten hani hiç şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Trabzonspor ön plana çıkıyor. Şimdi Ergin az önce dedi ki Ali Kemal abi, Ali Kemal Yazıcı çayı bile iki yudumda içiyoruz biz dedi. Selam edelim buradan Ali Kemal abiye. Ama şu anki futbol oyunu, şu an Trabzonspor oynadığı oyun çayı 26 yudumda tam içiyor. Onu, tam onu anlattım işte. Bak bunu işte, hissettirdi. Bak Göte şöyle bir şey der. Çok fazla derin düşünürsen der, Alman
filozof. Çok fazla derin düşündüğünüz anda der hayatın neşesini kaçırırsınız. Şimdi Trabzonspor çok fazla derin düşünüyor bu sene. Kabul ediyoruz bunu. Çünkü türlü oyunlarla elinden alınan 3-5 şampiyonluğu var. Ve bu birikmişlik bambaşka bir yola girme ihtiyacı doğurdu. Abdullah Hoca ile bu yola girildi. Ve Abdullah Hoca ile Trabzonspor çayı 26 yudumda içiyor. Fakat sindire sindire içiyor ve bu sene şampiyon bitirecek. Buna rağmen benim söylediğim şu, Trabzonspor çayı iki yudumda içmeye devam etmeli önümüzdeki sezonda. Katılıyorum. Bu sene şampiyon ol ama çayı iki yudumda iç, neşemizi kaybetmeyelim. Ya biz şampiyonluğu bu kadar kutsanmasını ben anlamıyorum. Şampiyonluk güzel bir şey, eyvallah. Lazım ama abi. Trabzonspor'a. Yok yok, şampiyonluk lazım. Ya 5 yılda bir ol, 10 yılda bir ol. Bak Trabzonspor 10 yılda bir şampiyonluk bile yeter, biliyor musun? Yeter ki neşemizi kaçırmayalım, neşemizi kaybetmeyelim. Biz neşemizi kaybettikten sonra Trabzonspor sahada beni temsil etmiyorsa 150 defa şampiyon olsa ne olacak? Seni, beni, Konyasporlu'yu Konyaspor sahada temsil edecek. Alanyasporlu'yu Alanya temsil edecek. Onun değerlerini, onun karakteristik özelliklerini sahaya taşıyacak. Trabzonspor benim özelliklerimi sahaya taşımıyorsa 150 defa şampiyon olsun. Ne olacak ki? Bıkarsın bir süre sonra. Kendine yabancılaşırsın. Yabancılaşmaktan kurtarmamız lazım. Kendimizi, bütün şehirler için söylüyorum bunu, bütün takımlar için, renkler üzerinden kendilerimize, hepimiz kendimize bir hayat felsefesi çiziyoruz. Bizim renkimiz şöyledir, biz evet, işte şöyle saygılıyız, işte böyle hakkıyla kazan. Tamam, güzel şeyler bunlar. Ama asıl olan kendi rengini kaybetmemektir. Trabzonspor rengi nedir? İşte dediğin gibi haddini bilmemek, çayı iki yudumda peki, içmek, çabuk konuşmak. Yok, haddini bilmemeyi ben olumlu anlamda kullanıyorum. Trabzonspor haddini bilseydi peki, Türkiye'de dördüncü bir şampiyon çıkmazdı. Selahattin Kınalı çok teşekkürler. Ergin Aslan çok teşekkürler. Teşekkür, süremizin sonuna geldik. 30...